Herkese merhaba. Bugün size İbn Sina Müzesi'ne, Piri Reis Müzesi'ne geldi. Burası Piri Reis Müzesi. Piri Reis'in haritaları. Nasılsınız gemiye? Makinemi yapmışlar. Burada Piri Reis'in hayatı yazıyor. Burada da kılıçlar var. Burada yine Piri Reis'in resmi var. Şöyle göstereyim ben size. Güzel bir yermiş burası. Buradan şimdi aşağı inersek düşmeden o kadar dik ki merdivenler. 4 senedir Gelibolu'dayım. İlk defa Piri Reis Müzesi'ne girdim. 100 kere 1000 kere gönlümden geçtim ama bir türlü girmemiştim. Bugün merak edip girdim. İnşallah düşmeyiz burada. Bakın bu giriş katını da göstereyim. Burada da sadece fotoğraflar. Burada da böyle. Hep Piri Reis'in bunlar. Size bir şey göstereceğim. Bu müze var ya, denizin ortasına yapılmış. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama altı su, tamamen denizin içine yapılmış ve millet buraya paralar atmışlar her zamanki gibi dilek dilemeye. Bunu bir öğrenemedi. Bakın size göstereyim şimdi. Diyorum ya, ben burada var ya 3-4 senedir buralardayım ama gelip de bir tane buraya girmedim. Bakın şimdi size yan tarafını göstereyim, siz de hayret edersiniz. Bildiğiniz denizin içine yapmışlar bunu. Bakın. Gördünüz mü? Osmanlı zamanında mı yapmış? Müze çok güzel. Hadi azıcık size gelip bunu gezdireyim mi?
Burası Gelibolu'nun iskelesi, limanı. Bakın böyle. Bu tarafta böyle. Ben Polatlı'ya gelirken buradan feribota biniyorum. Karşıya Lapseki'ye geçiyorum. Lapseki'den binip Polatlı'ya gidiyorum. Normalde yurt dışına gidenler, yurt dışından dönenler arabasıyla tabii ki illaki Gelibolu'nun içinden geçiyorlar. Gelibolu'dan geçiyorlar ve şu iskeledeki feribot sırasına giriyorlar. Ondan sonra karşıya geçip oradan da hangi memlekete gideceklerse geçiyorlar. Karşı taraf Anadolu yakası, burası Avrupa yakası. Burada o kadar çok kuyruklar oluyor ki. Şimdi buradan geçmek mesela. Tam da feribot zamanına denk geldik. Yol da vermezler. Belki bir tanesi bekler. Ama hiç sen... Aa, süper ya. Vallahi beklediler. Şimdi sizi karşıya götüreceğim. Bakın işte burada hem bütün arabalar, kamyonlar, otobüsler hepsi buradan feribota biniyorlar. Karşıya Lapseki'ye geçiyorlar. Buradan geçmek o kadar tehlikeli ki. Buradan geçmek için koşmanız lazım. İşte burası iskele. Feribot iskelesi. Eğer feribot gelip oraya geldiyseniz buralara da uğrayacaksınız. Buradan böyle hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Çok güzel hediyelik eşyalar var burada. Gördünüz mü? Merhaba, kolay gelsin. İyiyim, sen nasılsın? Evet, hava çok güzel bugün. Şöyle gösteriyorum da gelecekler, belki yolları düşen olursa görsünler. Çok güzel süsler var. Şu magnetler. Aa, arka taraf da var. Durun, orayı da göstereyim size. Bakın. Burada da. Gelibolu'ya geldiyseniz buraya uğramadan geçmeyin derim. Çok güzel süsler var. Yeah.